Yəni loqarifmin əsası da əsası normalım ki bağlı burgerxanı görəlik mənə. Quyudakı misalını görəlik. Loqarifmin əsası da normalım qatlaşıyatdı. Bu nə tensizliklər qanday yeçiladı? Bir də iki xalını qarab çıxarmız. Əsas birdən kiçik və birdən katta burgerxanı görəmiz. Bax şunda qədər birinci xal. Birinci xal. 0-dan katta x kvadrat kiçik 1. Malum ki, asas manfi bo'lmaydi, nol bo'lmaydi, birga ham tegishi mumkin, teng bo'lishi mumkin emas. Demak, mana birinchi holni qaraymiz. Xo'p, endi aniqlanish sohasini yozamiz. Aniqlanish sohasi x qo'shi 2 noldan katta bo'lishi kerak. Asos 1dan kichik bo'lganda, logaritmdan qutilganimizda tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgaradi. Ya'ni x qo'shi 2 katta x kvadratning birinchi darajasi, ya'ni x kvadrat. Quyidagi tengsizliklar sistemasini hosil qilamiz. Ikkinchi hol. Endi asos 1dan katta bo'lsin. X kvadrat katta 1dan. Bu holda ham aniqlanish sohasi x qo'shib 2 0dan katta bo'lishi kerak. Asos 1dan katta bo'lganda logaritmdan qutuladigan bo'lsak, tengsizlik belgisi joyida qoladi, o'zgarmaydi. Va birinchi holda katta yoki teng, kichik yoki teng edi, teskarisi katta yoki teng. Xo'p, ikkinchi holda x kvadrat katta 1dan tengsizlik belgisi joyida qoladi. Ya'ni x kvadrat x qo'shi 2 kichik yoki teng x kvadrat. Shunday qilib, mana bu tengsizlikni, ushbu tengsizlikni yechish uchun biz quyidagi ikkita sistemalarni, tengsizliklar sistemalarini yechib chiqamiz. Birinchi hol asos 1dan kichik, ikkinchi hol asos 1dan katta. Xo'p, ikkalasida mana bu aniqlanish sohasi. Logaritmdan qutirganimizda birinchi holda mana bu tengsizlikni hosil qildik, ikkinchi holda mana bu tengsizlikni hosil qildik. Xo'p, har birini yechib chiqamiz. Dastlab birinchisini yechaylik. Bu yerda ildiz chiqaradigan bo'lsak, bu yerdan 0 kichik modul x kichik 1. İkinci tengsizlikni yechimi x katta minus 2'dan. Va buni yechish uchun biz hammasini bir tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus x minus 2 kichik yoki teng 0. Quyidagi tengsizliklar sistemasini hosil qildik. Birinchisini yechimi. Bunun yechimi demak minus 1, 0, 1. 0'dan 1 geçe ve minus 1'dan 0 geçe. Bana bu aralıklar birincisinin yeçimi bulardı. İkinci tensilin yeçimi. Minus 2'den plus 8'lik geçe. E'tibor bering, bu yerda qat'iy tengsizlik bo'lganligi sababli biz bu sonlarni chiqarib tashladik. Yechimga kirmaydi. Bu tengsizlikni yechish uchun, uchinchi tengsizlikni yechish uchun tengsizlikning chap tomonini 0 ga tenglab, uni ildizlarini topamiz. Bu kvadrat tenglamaning ildizlari minus 1 va 2 ga teng. Xo'p, shu sonlarni biz sonlar o'qida belgilaymiz. Minus 1 va 2. Minus 1, bunun to'g'risi da bo'lishi kerak. 2, 1'dan katta. Bu yerda tengsizlik qat'iy bo'lmaganligi sababli, bular yechimga kiradi. Shunday qilib biz 3 ta oraliqni hosil qildik. 2 va 3. Endi oraliqlarning ishoralarini topamiz. Buning uchun har bir oraliqdan bittadan son olamiz. Masalan, bu oraliqdan birorta son olaylik. 2 dan katta ixtiyoriy son olamiz. Masalan, 3. 3 ni qo'ysak, 9 minus 3 minus 2 musbat son. Bu oraliqdan aytaylik 0 olaylik. 0 minus 0 minus 2 manfiy. Bu oraliqdan birorta son olaylik. Masalan, minus 3. 9 plus 3 minus 2 musbat. Bizda kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak, ya'ni minusli oraliq yechim bo'ladi.
Endi üç ara tengsizliğini kanatlandırıcı sallarını tapış için biz mana bu yeçimlerin umumi kısmını alamız. Vertikal doğru çizgiler ötkizamız. Mana ko'rinib turibdiki, mana bu ikkita oralig'da uchala to'g'ri chiziq ham bo'yalgan. Shu sababli bu ikkita oralig yechim bo'ladi. Ya'ni minus 1 dan 0 gacha va 0 dan 1 gacha. Ay, e'tibor bering, minus 1 bunda tegishli, bunda tegishli emas. Bittasida tegishli bo'lmasa, biz bu yechimga ham tegishli bo'lmaydi. Endi mana bu tengsizlikni sistemani yechamiz. Xuddi shunday yo'l tutamiz. Mana bu yerda ildiz chiqarsak, demak modul x katta 1 dan tengsizlik hosil bo'ladi. Ikkinchisidan x katta minus 2 dan. Bu yerda ham bir tomonga o'tkizsak, x kvadrat minus x minus 2 katta yoki teng 0 dan tengsizlikni hosil qilamiz. Va birinchisi tengsizlikning yechimi yani minus 1 ve 1 sallarını belgeleyemiz. Minus 1. 1. X 1'den katta. Ve minus 1'den küçük buluş gerek. Tengsizliğin geçimi bana bir iki oranlı buladı. İkincisi de minus 2. Minus 2'den plus çeksizlik geçe. Üçüncü tengsizlik. Biz yukarıda mana bunu bu ifadenin işaretlerini tattık. Mana kuyudaki şeydi. Yani aynen mana şu çizmeden faydalanışımız mümkün. Minus 1 ve 2. Minus 1 bunu doğrusu da. 2 birden katta. 3 de aralıkta ajratgan edik. Bir yerde ham işaretler plus, minus, plus. Yani 0'dan katta buluş gerek. 0'dan katta yani bu sefer plüslük aralıklarını alışımız gerek. Yani bana bu aralıklar geçin buladı. Şunu yakalıp kuyudaki tensizlikler sistemasını geçtik. Tamam. Yani cevabını yazalımız. Cevabını yazıcı için üç arası da ham bu elgen sahanı alalımız. Bunun için bana bu sallardan vertikal çizgiler ötkizeydik. Tamam. Demek mana bu aralık bo'yalgan üç arası da ham minus 2'den minus 1 geçe. Minus 1 geçe. Ve yana bir yerden 2'den plus çeksizlik geçe. Bir de 2 tekişli geçim gekirada. Şimdi kadar birinci sistemenin geçimi mana bu toplam oldu. İkinci sistemenin geçimi mana bu toplam oldu. Yani her ikili toplamlarının birleşmesini alalımız. Bu verilgen tensizliğinin geçimi buladı. Şunu da kalıp verilgen tensizliğinin geçimi cevabını yazalımız. Minus 2'den minus 1 geçe cevap. Minus 2'den minus 1 geçe. Minus 1'den 0 geçe. 0'dan 1 geçe ve 2'den plus çeksizlik geçe. Şimdiye kadar berilgen tengsizliğin geçimi bana bu toplam buladı.